Merhabalar. 6 Kasım 2022 Pazar. Munster TV'de bir gerçek ekonomi programıyla daha karşınızdayız. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le birlikte. Hocam hoş geldiniz. İyi pazarlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Seyircilerimize de iyi hafta sonları diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hocam konuşacak yine çok önemli konularımız var, konu başlıklarımız var. Fakat bu önemli konuların, bu önemli başlıkların insanlara ulaşabilmesi elbette çok daha önemli. Yoksa burada birlikte bir sohbet etmiş oluruz ama herhangi bir sonuç alamayız. Hocam neden bahsediyorum? Çok ağır şartlar altında, yasasını da çıkararak bir sansür ortamında seçime gidiyoruz. Ve iktidar sesimizi kısmak istiyor hocam. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle ülkede, ülke içinde kontrol edemediği bizim gibi yurt dışından özgürce konuşan insanların seslerini, gazetecilerin, akademisyenlerin seslerini kısmak istiyor. Ve bu YouTube bir algoritma. Bunu kırmak zorundayız hocam. Bu anlamda neden destek istiyoruz? Bu anlamda neden kendimizi paralıyoruz? İşte tam da bu algoritmayı kırmak için. Bir beğeni mesela, bir yorum yazmak mesela, bir nokta koymak oraya, bir virgül koymak oraya haliyle bu makineyi aptallaştırıyor ve istedikleri kadar engellemeye çalışsınlar, bir şekilde biz daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Bu anlamda hocam bu desteği istemek hakkımız değil mi? Turan Bey, bu desteği istemek hakkımız olmanın ötesinde görevimiz. Çünkü kaç defa söyledik. Yani biz son tahlilde rahat ortamdayız. Biz özgürlüklerimizi yaşıyoruz. Evet. Yani tabiri caizse biraz daha fazla pizza satarak ayakta kalmak mümkün. Ama ülkemizden vazgeçmiyoruz. Halkımızdan vazgeçmiyoruz. 80 milyonluk ülkenin hak ettiği refah, insan hakları ve demokrasi standartlarını yakalayamazsak, ülkemiz İran'da 1979 İran devrimi adına devrim dedikleri gerici, yobaz faaliyetten sonra İran nasıl bütün aydınlarını, kurumlarını kaybetti, dünyaya, yeryüzüne dağıldı. Türkiye'de başladı bu süreç, hızla gidiyor. Garip kuraba halkın olmayan paralarıyla eğittiği bizim gibi insanlar yurdunu terk etmiş, dünyanın dört bir tarafına dağılıyor. Hele seçim kaybedilirse, şimdi seçim bir umut, farkında mısınız Turan Bey? Büyük umut hocam. Diyorlar ki bir şey olacak ve bu kabus bitecek. Bir seçim olacak, bunlar gidecek, kurumlarımız ayağa kalkacak, cumhuriyet devleti ayağa kalkacak, kurumlar çalışacak, üniversiteler çalışacak, bilim adamları çalışacak, beyin göçü tekrar tersine dönecek, gençlerimiz hangi ülkeye kaçalım diye sıraya girmeyecek. Bunu umuduyla bir şeye tutunmuşlar. Evet, hayat çok pahalı falan ama seçimler bir umut. O seçimlerin kaybedildiği, Erdoğan'ın da tabiri caizse hepinizi yendim, bir daha da ağzını açmayan adam oturun burada, ben neyi takdir edersem bunu kabul edeceksiniz. Bundan daha öteye bir yer yok, giderseniz gidin. Ya sever ya terk edin bağlamına götüreceğini biliyoruz. Ve bu bir travmaya dönecek. Evet. Umudunu kaybeden gençlerin korkunç bir travmatik süreci başlayacak. Gidebilenler gidebilmenin stresi içinde. Gidemeyenler gidemeyip arkada kalmanın büyük baskısı altında, tümüyle zaten arka sokaklara kadar yayılmış bir uyuşturucu trafiğinde iyicene kendilerini uyuşturucuya verecekler, haplara verecekler. Bir kısım insanlar iyicene tarikatların kapısına kendini teslim edecekler. Ben bunları düşündükçe böyle beni hafakanlar basıyor. Neslin ne hale geleceğine dair ve Türkiye'de o Atatürk vizyonunu tümüyle kaybetmiş olarak Orta Doğu bataklığındaki ülkelerden biri olarak debelenmeye, rüyalarla, hayallerle, fantazilerle, kıssalarla, hikayelerle, deyişlerle maalesef dünyadan kopup gidecek. Buna izin vermek istemiyoruz biz. Bu ülkeye insanlık görevimiz var. Bu ülkenin evladıyız. Bu ülkenin evladı olarak bize tarih bir gün sorarsa ki ülkeniz elden giderken siz ne yapıyordunuz? Biz bunu söyleyeceğiz. Ülkemiz elden giderken biz bunları yapıyorduk. Biz kaçmadık. Kaçtığımız için, gemimizi kurtardığımız için kaptan olmadık. Biz oraya döndük ve gelin el ele tutuşalım ve bu dönemi bitirelim dedik. Bunu diyebilmektir. Başka hiçbir gündemimiz yoktur. Yok. Elbette ki bu, yani şu haberler mesela bana son günlerde çok gelmeye başladı. Hocam sen program yapmayı bıraktın mı?
Niye? Çünkü bu akıllı zeka programlarımız otomatikman insanların önüne düşürmemeye başladı. Düşürmeyince insanımız da bir zahmet edip ya şu İbrahim Öztürk'ün pazar günü programı nerededir diye iki araştırmayı YouTube'dan yapmaya muktedir değil. Önüme düşmedi, ben de seyretmiyorum. Ya ülkeniz gidiyor, ben burada kendimi paralıyorum. Sen bu programa her yerden ulaşmaya çalışacaksın. Ve bu ulaştığın programı bir manevi emanet olarak ulaştırabildiğin her yere ulaştırman lazım. Yahu herkes çile çekiyordu arkadaş, sen de bir şeyler yapman lazım. Bunu istiyoruz. Ben bir şey daha istiyorum Turan Bey. Ben bir program yapıyorum Moonstar'da. Bu programları benim şu an sizinle yaptığım programlarımın arşivi bir döküman olarak her hafta saklıyorum. 500 sayfaya geçti Turan Bey. Ben böyle bir ciltlik kitap yayınlayabilirim bu programda yaptığım şeylerden dolayı. Bunun arkasında günler süren takipler, araştırmalar, hesaplar, kitaplar var. Bunun karşılığında bana insanlar, bakın benim bir ara destekçi sayımız bu PayPal, Patreon'dan 115'e kadar çıktı. Ben binler bekliyordum. Şimdi herhalde birilerinin bazı şeylerimizi beğenmemişler. O 115'ten şimdi 70'e inmiş. Trajikomik işler oluyor. Tamam, biz insanlar bize destek vermese de biz bunu kendimizden gelen iç motivasyonumuzla yapıyoruz ama bu yol bu kadar yalnız gidilmemelidir. Her şey yolunda. Destekçilerin mi sığınmış olan insanlar, garip kurabalar biliyor musunuz? Yani bizim gibi yurdunu terk etmiş, tabiri caizse sosyal yardımla ayakta duran garip insanlar 5 avro falan veriyor ama her şeysi yerinde olan, İşi, gücü, fabrikası, işletmesi yerinde olan insanlar bana ne diyor ya, ben işimi yaparım diyor. Konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur. Onların üzerinde de haklarımız var. Bu ne kadar marifet iltifata tabidir. Bizi de burada ayakta tutmak lazım. Yani eğer bu programlar paylaşılarak, beğenilerek, yorumlar yapılarak ülkemizin geleceği için sahiplenilmezse yani biz de yavaş yavaş dükkanı kapatmaya doğru elbette gitmekten başka çaremiz yok. Çünkü sözün gücünü, anlamını, manasını kaybettiği günlere doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Hocam, dünyayı okumak da çok önemli değil mi? Dünyayı yakından takip etmek. Fakat bizim toplumumuza baktığınızda çok da dünyayı takip eden bir toplum hiçbir zaman olmadık. Yok. Yani dünyayla alakalı haberler hep haber bültenlerinde en az seyredilen haberler ola gelmiştir bugüne kadar. Tam da bu bağlamda şöyle bir soru sorarak isterseniz başlamış olalım. Brezilya'daki faşist hükümet çöktü hocam. Bu çok çok önemliydi. Trump sonrası ABD'deki bir süreç var. Bunları okuyup nasıl bir ders çıkarmalı ve takip etmeli insanlar, Türkiye'deki insanlar? Turan Bey, hatırlayalım, 2008-2009 krizi ortamında Yunanistan çok sert bir ekonomik batışa sürüklendi. Avrupa Birliği'ni, kurumlarını, bankalarını kandırarak bol miktarda Türkiye'ye benzer para alıp bu parayı yiyip çarçur etmişlerdi. Ve istatistikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an Türkiye'de yaptığı gibi manipüle etmiş, gizlemişlerdi. Avrupa'dan para almış ama Avrupa'ya gerçek bilgileri vermemişlerdi. Sonra Yunanistan'a Avrupa bir dayatmada bulundu. Çünkü Yunanistan Avrupa'nın kapısına düştü. Borçlarımı ödemiyorum, beni gelin kurtarın dedi. O zaman hatırlar mısınız dünya nasıl hop oturup hop kalkmıştı? Çünkü Yunanistan'ın ödeyemediği borçlardan dolayı Avrupa'nın büyük bankaları ödeme sıkıntısına düşmek ve tabir yerinde ise batma tehdidi yaşandı. Öyleydi. Kelebek etkisi adeta yaşanıyor. Bir yerde dünyamızda bir kelebek kanat çırpsa o dünyanın dengesini değiştirecek kadar önemli hassasiyetlerle birbirimizle ortak kaderle ortak gemide gidiyoruz. O yüzden geleceğimiz açısından dünyada olup bitenlere bu kadar ilgisiz olmamak lazım. Bizi ilgilendiriyor. Yunanistan ne yapmıştı Avrupa'nın baskısıyla Turan Bey? Yunanistan'ın da kalitesini kabul ettiği, birikimini, liyakatini kabul ettiği bir donanımlı profesörü Amerika'dan getirtip Yunanistan İstatistik Kurumu'nun başına koymuştu ve o kıymetli uzman Yunanistan'ın dünyadan, Avrupa'dan borç aldığı kurumlardan gizlediği bütün rakamları deşifre etmişti. Sonra vay sen hainsin, sen Avrupa'nın uşağısın, sen Amerikan tarafından buraya görevlendirilip geldin diyerekten o Yunanistan'ın hırsızları
o ülkeyi o profesöre dar etti. O profesör de Allah belanızı versin, ne haliniz varsa görün dedi. Tekrar tutuklanmamak için pılını pırtısını toplayıp Yunanistan'dan tekrar Amerika'ya döndü gitti. Aynen İbrahim Öztürk'ün kaderi. Bir milleti soymayın diye direniyorum ilk diktatörlerine. Yaşadığım ülkeyi bana dar etti. Bulunduğum üniversiteden attı. Ömrümü zindanlarda çürütmek üzere peşime koştu. Biz de uzaktan seyreden halkımıza bir gün bunu hatırlaması üzere terk ettik ülkemizi. Şimdi Amerika'da Trump'ın gitmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz o dönemde yaşayarak gördük. Niye? Çünkü Amerika dünyadaki bütün kurumlardan çekilmeye başladı. Dünyadaki barış ve istikrar ortamını sağlaması beklenen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağır bedeller ödenerek kurulmuş kurumların hiçbirinin arkasında durmuyorum. Dünya ticaret örgütünde durmuyorum. Birleşmiş Milletler'inde durmuyorum. Serbest ticaret anlaşmalarında durmuyorum. Avrupa Birliği'nin de durmuyorum. NATO'nun da durmuyorum. Canınız cehenneme tarzına bilindi. O boşluğu ben kendim uzman olduğum için takip ediyorum. Çin dolu dizgin doldurmaya başladı. Neyse ki Trump gitti ama unutmayın. Trump'ın gittiği gece Amerikan parlamentosunun taraftarları gitmiyoruz bir yere diye bastılar. Hem de ABD'de. ABD'de olabilen bu şey dünyanın her yerinde olabilir. O yüzden aynı şey Bolsonaro Brezilya'da şimdi seçimi kaybetti. Kimse beklemiyordu ama unutmayalım. Da Silva Lula üçüncü kez sol parti olarak Brezilya'nın başına geldi. Geçmişte yapamadıkları nedeniyle bir faşist sağ parti hükümete gelmişti. Şimdi bakacağız. Geçmişte yapamadıklarını yine yapmamaya devam ederek Bolsonaro gibi faşistlerin daha da güçlenerek dönmesinin önünü mü açacak? Yoksa geçmişte yaptığı yolsuzluklardan vazgeçecekler mi? Geçmişte yapamadıkları reformları, ezilmişlerin lehine yapamadıkları reformları yapabilecek mi? Yapamazlarsa daha da güçlenmiş olarak geri dönecekler. Unutmayalım Turan Bey, Bolsonaro taraftarları sokakları kapattılar. Trafiği evet. Kapattılar, limanları kapattılar, gitmiyoruz hiçbir yere dediler. Yani sağcılar geldikleri yerden bir daha barış içinde gitmemek üzere Brezilya ordusu zerre kadar sağcıların lehine, mevcut hükümetin lehine ufak bir sinyal verseydi şu an Brezilya kan gölüne dönmüş olacaktı. Sağcılar gitmeyecekti iktidardan. Brezilya'da hükümet tarafsızlığını korudu. Böyle bir kimsenin lehine bir darbe marbe yapmayacaklarını gösterdiler ve bunun üzerine baktı ki Bolsonaro bu iş olmayacak, ordu destek vermiyor ve şimdi kabul etmek zorunda kaldı seçimlerin sonucunu. Dolayısıyla bu mesela şimdi Netanyahu, İsrail'de biliyorsunuz. İsrail'de Netanyahu kaçıncı kezdir şimdi geliyor? Beşinci kez artık yeniden bir Netanyahu denen İsrail sağcısı, faşist bir adamın tekrar Türkiye'nin de baş belası bir adam biliyorsunuz iktidara geldi. İsrail'de 8'li bir masa vardı. Netanyahu'yu getirmemek için koalisyon kurmuşlardı. O masa umut olmadı. Beklenen hamleyi aralarında anlaşarak yapamadılar, dağıldılar ve yerine Netanyahu geldi ve %10 almış çok radikal Siyonist bir parti de o Netanyahu'nun koalisyonun içerisinde. Her türlü katliama, zorbalığa, diktatörlüğe, kirli işlere hazır bir adam Netanyahu ile ortak iktidar kuracaklar şimdi. Dolayısıyla biz Türkiye'yi Doğu Avrupa'da, Polonya'da, Macaristan'ın sağcı faşist hükümetleri hiçbir yere gitmediler. Dünya diyeceksiniz ki ya ne olacak bu, niye bu kadar önemli? Şunun için önemli Turan Bey, dünyada kurumlara, kurallara, halk iradesine, parlamentonun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına saygısız hükümetler geldiği zaman ne olacağını biz gördük. İtalya'da Mussolini geldi, Almanya'da Hitler geldi, Sovyetler'de Stalin geldi. Dünya bir faşizm dalgasına teslim oldu. Japon faşizmi de aynı tecrübeyi yaşattı. Ve sonunda biz 2. Dünya Savaşı yaşadık. Eğer bu mevcut sağ diktatörlüklere teslim olma süreci devam ederse, Allah korusun 3. Dünya Savaşı'na Putin gibi manyakların, Erdoğan gibi manyakların etkisi altında dünya gider. Onun için Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak üzere bu konuları iyi incelemek, teyakkuzda olmak ve takipte olmak lazım. Türkiye'nin altılı masasının işte bu bağlamda
dağılacak mı, devam mı, tamam mı konusundaki kararlarında onlara haftalardır burada yapmayın. Size Ergenekon'un ve Erdoğan'ın önünüze koyduğu oyun planından çıkın, halkın gerçek gündemiyle zalim bir rejimin karşısına geçin. Aksi takdirde Erdoğan hala sizden daha muhalif kalıyor. Halkın karşısında sizden daha muhalif kalıyor. Yapmayın bunu diye çağrıda bulunuyoruz ve yaptıramıyoruz. Biz hatırlarsınız 3 hafta önceki programımızda ben hiç gazete adını doğrudan vermezdim ama bir gazeteyi doğrudan hedef almıştım ben. Sözcü gazetesini. Dedim ki takipçilerimiz şimdi takibe başlasınlar. Sözcü gazetesi satıldı. Kemalistler tek tek Erdoğan'ın yanında para alarak satlıklar listesine girdiler. Ve Sözcü gazetesi göreceksiniz bundan sonra neler yapacak. Bazı takipçilerimiz dediler ki Sözcü gazetesi Kemalistlerin gazetesidir, dimdik ayaktadır ve muhaliftir. Ahan Çiğdem Toker'i attılar. Çiğdem Toker şöyle böyle bir gazeteci değildir. Onurumuzdur, gururumuzdur. Çok donanımlı, bilgiye dayalı, Türkiye'nin muhalefetinden daha etkili sömürü, yolsuzluk, ihale yolsuzluklarını yazan bir gazeteciydi. Yine Yılmaz Özdil, hiç sevmem bu hasta Kemalist faşisti ama onu da attılar. Dolayısıyla muhaliflerin hepsini temizledi Sözcü gazetesi. Tam bir iktidar yandaşı oldu. Birkaç tane minik marjinal mecra kaldı. Onları da kapatıp onları da susturma, ceza üstüne ceza verme sürecine girdiler. Durum budur Turan Bey. Hocam ABD Merkez Bankası FED sert faiz artırışlarına da devam ediyor bir yandan. Onu da tabii yakından takip ediyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada para birimleri üzerinde de ciddi bir baskı var. Bu da önemli mi? Son derece önemli Turan Bey. Faiz dediniz aklıma şimdi az önceki konudan geri kalan bir iki şey söylemek de geldi. Şimdi Amerika'da, Brezilya'da, İsrail'de birçok yerde niye eski faşistler denemiş faşistler iktidara geliyor Turan Bey? Çünkü küresel ekonomik sistemin yarattığı büyük iktisadi hayal kırıklıkları var. Yani pandemi sonrasında ki bunu hiçbir şey hatırlamasa şu bizim programımızın takipçileri bunu en iyi hatırlayacakları konulardır. Biz diyorduk ki pandemi biter, dünyanın kaosu asıl o zaman başlar. Pandemi kaosu değil ama ekonomik kaos başlar. İşte o onun içinden geçiyoruz. Her enflasyon artışı milyonlarca insanı bir takım gıda maddelerini, bir takım temel ihtiyaç maddelerini alamaz hale getiriyor dünyada. Türkiye başta olmak üzere. Her artan faiz oranı bir şirketin önünü engellemeye başlıyor. Dolayısıyla dünyada bir hayat pahalılığının, bir işsizlik dalgasının yayılması ihtimali, bir iktisadi durgunluk ihtimali had safhada vardır. Eğer siz bunu çözmezseniz bu gidenler tekrar geri dönecekler. Bunun için kaçınılmaz olarak bakın muhalefette bu sesi de görmüyorum ben Türkiye'de. Kardeşim Erdoğan iktidara, Turan Bey ben size bir şey soracağım. Erdoğan iktidara gelirken diğer otoriter sağcı liderler gibi sermaye karşıtı bir söylemde bulunmamış mıydı? Bulunmuştu. Gelir dağılımını söyleminin merkezine koymuş muydu? Koymuştu. Erdoğan çok çay ve simit hesabı yaparak gelmemiş miydi? Gelmişti. Peki soruyorum, 20 senelik iktidarından sonra sermayeye ne yaptı? Sermayenin zenginliklerine zenginlik katmasına katkıda bulundu. Sermayenin 10'a 4'e 100'e katlanmasına yardım etti. Bastırılmış faizlerle gariban halktan aldığı paraları zenginlere otomatikman transfer etmek üzerine dünyada tarihte eşi görülmemiş bir zulüm rejimi inşa etti. Bütçe üzerinden, Merkez Bankası üzerinden vergilerle, faizlerle, zamlarla halkın cebinden alıp aktarmaya başladı. Alternatif bir grup zengini de eski zenginlerin içine kattı. Yaptığı hepsi bu. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani bu muhalefette olan sağcı diktatörler aslında sistemin sıkıntılarını egzecere ederek, istismar ederek, abartarak iktidara geliyorlar ama halkın lehine hiçbir şey değiştirmiyorlar. Bunun altını çizelim. İşte o muhalif olan Erdoğan bugün zulüm düzeninin, zalim düzeninin bizatihi kendisi oldu. Amerika'daki faiz oranlarının artışları bu anlamda bizimle de çok ilgili. Bakın görüyorsunuz Amerika'da Turan Bey, şimdi Merkez Bankası Amerika'da enflasyon %10'ları buldu. Onun için Amerika Merkez Bankası çok sert faiz artışlarına devam ediyor. Yine geçen hafta 75 baz puanlık bir faiz daha artırdı ve faizleri %3.75, %4 bandına çıkardı.
faizleri artırmaya da devam edeceğiz. Bu faiz artırma süreci bayağı bir süre devam edecek. Niye? %10'luk enflasyonu %2'lik enflasyon hedefimize indirene kadar bu yoldan dönmeyeceğiz diyor. Bu cümlenin altını çizelim Turan Bey. Amerika Merkez Bankası diyor ki, Turan Bey, bu programı seyredenler yine şunu çok iyi biliyorlar. Bana ekonomide öyle bir kötü hareket yap ki zincirleme her şeyi bozalım deseniz o enflasyondur demiştim. Ve bunu dünyada Türklerden daha iyi bilen kimse yoktur demiştim. Amerika tam da bunu diyor. Diyor ki Amerikan halkına, faiz artırmaktan mutlu değiliz. Ama bu faizleri artırmazsak, bu enflasyon canavarının kafasını ezmezsek ve %2 hedefimizden artık vazgeçtiğimiz algılamasını yaratırsak o enflasyon o zaman kalıcı olacak. Ve hayatımızdaki her şey bozulacak. Onun için asla bunun ucunu bırakmıyoruz. Faiz artırmaya devam edeceğiz ve %2'ye %10'dan döneceğiz. 5 kat hedefini aşmış durumda. Peki Türkiye'nin %7'lik enflasyon hedefi %185 olmuş. Türkiye'nin hükümetini yönetenlerin gündeminde bir enflasyonu kontrol etme diye bir gündemleri kesinlikle yok. Tam tersi, seçim ortamında bu daha da bozulmaya devam edecek. Dolayısıyla Amerika'daki durumdan almamız gereken ders budur. Türklerden daha çok enflasyonun zararını bilen ve enflasyona neden olan hükümeti cezalandırması gereken dünyadaki bir numaralı halk bizim halkımızdır. Enflasyon ödüllendirilmez. Enflasyon cezalandırılır. Çünkü enflasyonla senin cebinden çalar, ayrıcalıklı kesimlerin cebine doldurur. Bu bir dolaylı hırsızlıktır ve yasal olarak da suçtur aslında. Bizim halkımızın hiçbir konuda hafızası olmasa ne olur, bu konuda hafızasının olması gerekiyor. %7 hedef söyleyip bunu %185'e çıkartıp hala indirirsek bunu biz indiririz diyen, yani gemiyi batırıp denizin dibine indiren kaptan diyor ki bunu sürersek yine biz süreriz. Bu gemiyi kurtarırsak yine biz kurtarırız diyen bir adamı yeniden bu gemiye kaptan yapacak mısın? Konu budur Amerikan dersleri bize. Hocam, ekonominin bu denli kötü yönetildiği bir ülkede yatırım konusu tabii çok kafa karıştırıyor. Yatırım araçlarının getirisini ben sormak istiyorum. Gerçi siz son programlarda ben bir daha bu konulara girmeyeceğim, yatırımla alakalı konuşmayacağım demiştiniz ama seyircilerimizden de takipçilerimizden de bayağı soru geliyor. Birazcık bir şey söyler misiniz? Tabii söylemek lazım. Bakın Turan Bey, Amerika'daki faiz oranlarının artmaya başladığı dönemden beri, daha doğrusu Amerika'da faiz oranlarının artmasının kaçınılmaz olduğu algılamasının oluştuğu dönemden beri dolar pandemi ortamındaki değer kaybı sürecini durdurdu. Ve dipten dönerek artmaya başladı. Uzun süredir dolar değer kazanıyor. Ve biz bu programımızda dedik ki, yani alternatiflerinin gidilecek zaman değildir, dolar devranıdır. Buna altını da kattım, hatırlayacaksınız. Dedik ki yani bu önümüzdeki konjüktürde birçok konu var. Bir, Amerika'nın faizi artırması var. Faizin arttığı yerde dolar, altının alternatif olma ihtimali azalıyor. İki, altın bir emtiadır. Ekonomik durgunluk olduğu zaman Turan Bey, bütün emtiaların fiyatı düşer. Yani petrolün düşer, doğalgazın düşer, demirin düşer, bakırın düşer. Bütün emtiaların fiyatı düşer, altının da düşer. Unutmayalım, altın bir değer biriktirme aracı, doğru. Hintli kardeşlerimiz düğünde dernekte eğlenmek için çok seviyor, doğru. Türk hanımları kollarını dolduruyor, çok seviyor, doğru. Evet, altın bir değer biriktirme aracı, bir ziynet eşyası, hem değerinden hem ziynetinden tutmak istiyoruz. Ama unutmayalım, altın ekonomide önemli bir sanayi ürünü girdisidir. Dolayısıyla şu sırada dünyada farkındaysanız bütün Batı ülkeleri ve Amerika altını satıyor. Bütün Doğu ülkeleri, Rusya, Türkiye ve Çin ve Hindistan başta olmak üzere alıyor. Bu konjüktürde, ekonominin daralacağı bu konjüktürde, faiz artışlarının da devam ettiği bu konjüktürde altının da güçlenme şansı yoktur. Son dönemlerde altının gramının 1000 TL'nin altına kadar düştüğünü de gördük. Sert bir hareketlenme ve artış eğilimine girmesini ben kendi adıma beklemiyorum. Hı hı. Bu dönemin alternatif yatırım aracı şimdilik ve hala altın olmaya devam edecek.
Tabii ki bunlar genel laflardır. Özel olarak ilgili kişinin ilgili şehirden, ilgili ortamdan gayrimenkul alması, konut alması, çok çeşitli alanlarda, özel alanlarda yatırım yapması, özel çalışılması gereken hususlar. Ama böyle bir genel trendten rahatlıkla bahsedebiliriz. Hocam seçime kadar sizce şapkadan yeni tavşanlar çıkarmaya devam edecekler mi? Artık çok yoğunlaştılar. Propaganda Bakanlığı çok yoğun çalışıyor. Yani biliyorsunuz bunlardan birisi sosyal konut tavşanıydı. Batan bir bütçeden biz 500 bin kişiye konut yapacağız dar gelirliye dediler. Ve 500 lira toplamak suretiyle 500 bin kişiye konut yapma sözüyle 8 milyonu aşan insandan para topladılar. Müthiş. Yani şimdi düşün ve ondan sonra da bu güme gitti, 500 bin kişiyi 250 bine indirdiler bu arada. Şimdi 8 milyon insana umut tacirliği yapan Erdoğan halkı ne kadar mağdur ettiğini kendi elleriyle ortaya koydu. Bu kadar insan artık konuta ulaşamıyor. Ucuz konut için kuyruğa girmiş bekliyor. Şimdi konu şu, 8 milyon insandan para toplayıp 250 bin kişiye konut yapacaksın. Bu insanların umudunu bu kadar istismar etmeye, paralarını alıp aylarca üzerine yatmaya değer miydi? Ayıp değil mi? 20 yıllık AKP iktidarının ürettiği toplam konut miktarı 1 milyon 200 bin. O da onların verdiği rakam. Gerçeğini ben bilmiyorum. Bu 1 milyon 200 bin konutun içinde de 60 bin tane kayıp. Devletin parasıyla yapılmış, kime verildiği bilinmiyor. Yandaşlara dağıtılmış. Yani AKP'nin dar kadrosu devletten koparabildiğini koparıp alıp götürüyor. 60 bin konut yok. Türk milletinin 60 bin konutu yok. Şimdi yıllık ortalama 60 bin konut üreten bir hükümetten bahsediyoruz Turan Bey. 60 bin. Ortalama 20 yıllık ortalaması 60 bin. Ve 8 milyon insanı başvurtturuyorsun. 250 bin kişiye bile yapacak olsan en az 10 senede bitiremezsin. Kaldı ki bütçen çökmüş, daha önce verdiğin sözleri de tutmamışsın. Bu iktidar tekrar kaldığında bütçede izin vermiyor, söyledik ama yapmıyoruz deyip paralarını iade ettiğinde gideceği mahkeme mi kalacak? Haklarını takip, hele bu enflasyon altında artış oranları yenilenecek, güncellenecek. Nasıl altından kalkacaksın? Bunun hesabını yapmıştık, bir daha yapmayacağım. Ödeyeceksin, sen ödeyeceksin ama borcun sürekli artacak. Evet. Slogan buydu. Sen ödeyeceksin ama borcun, ana paran hiç azalmayacak, hep artacak. 800 bin, 1 milyon TL aldığını zannettiğin konutunun fiyatı 6 milyon TL'ye, 7 milyon TL'ye gidip çıkacak. İkinci, tabii ben buna çiftlik bank modeli dedim. Erdoğan'ın çiftlik bankı bu konut projesiydi. Olmayacak, tutmayacak, tam bir umut tacirliği yaptı. İkincisi tabii ki meşhur otomobilimiz. 2016 yılında uçağımızı göklere uçuranlar, o arada defalarca çarşafı kaldırıp altından bize garip arabalar gösterenler, aha bunların seri üretimi yapılacak diyenler, İsveç'ten alındı, İtalya, şimdi de Turan Bey, yalan uzmanları bize bir şey öğretiyor. Yani yalan çalışan uzmanlar, yalancıları çalışan uzmanlar diyorlar ki, yalan söylerken tutarsız olmaktan korkma. Ama bir şeye dikkat et. Çok sık yalan söyle, bir önceki unutulsun. Ve her seferinde yalanı daha büyüt. Şimdi havada giden uçak, yerli uçaklarla başladılar. Altay tankı yalanıyla devam ettiler. Bilmem kaç tane markanın adı geçti, bunu yapıyoruz diye dediler. Sonra dediler ki bu yalanı yeni aşamaya, versiyonunu diyelim. Diyelim ki 5 tane baba yiğit var, baba yiğitleri gösterelim. Baba yiğidin birisi TOB, %8 ortak. TOB nedir? Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kurumu. Ne olacak da araba üretecek? Vestel var içinde. Ne olacak da araba üretecek? Turkcell var içinde. Ne olacak da araba üretecek? BMC vardı. BMC'nin sahibi biliyorsunuz BMC'yi de bıraktı, kovuldu. Doğu Perinçek'in yanına gitti. Ama bir açıklama yaptı. Dedi ki biz BMC'de gerçekten arabayla ilgili bir şeyler yapmak istiyorduk. Katarlılara peşkeş çektiler. Biz orada ne olup bittiğini anlamadık. Ben bıraktım, ayrıldım oradan. Ha, TOG'un bir adamı gitti. %23 ortak. TOG'un bir adamı gitti. BMC'nin adını baskıyla orada tutuyorlar. BMC denen bir irade yok orada. Kim kaldı? Otomobilin O'suyla ilgili olan kim kaldı? Sadece Tuncay Özilhan kaldı, Anadolu grubunun lideri. O da biraz Korelilerle, Japonlarla bir otomobil üretiminin içinde olduğu için. An itibariyle o TOG'un sahipleri belli değil. Türkiye'de Turan Bey, bir sene önce hatırlayın, Tayyip Erdoğan'ı biz o TOG denen arabanın model ürünlerinin içinde gördük. Doğru mu? Doğru. Açık alanda sürdü. Doğru mu? Peki şimdi neyi farkı yaptı?
Bugünkü son alayı valayla ortalığı ayağa kaldırmalarında gündem neydi farklı olarak? Toplu üretimin, otomasyonun, seri üretimin tesisleri, işte fabrikamız burada. Daha önce size gösterdiğimiz TOG'u biz dışarıdan ürettirdik, getirdik. Bunlardan olacak. Prototipi budur diye size göstermiştik. Şimdi o fabrika kuruldu. Seri üretime geçti. Şimdi o seri üretimi açıyoruz dedi. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyoruz. Kenef açarken affedersin neredeyse içine girip edecek düzeyde olan bir adam. O TOG'un fabrikasını açarken bize hiçbir otomasyon gösterdiler mi? Arabaların üretildiği ortamlar, bantlarda üretilen TOG'lar, Türk işçileri, yorum yapan mühendisler, bunlar böyle yapılırdı. Hiçbir şey görmedik. O daha bir sene önce bindiği arabaya bir daha bindi. Onu bir daha gösterdiler ama kamuoyuna farklı propaganda yaptılar. Sonra anlaşıldı ki Turan Bey, TOG'un üretim tesisi yok. TOG'un bantları kurulmuş değil, öyle bir şey yok. Ve bir şey daha anlaşıldı, bunu İtalya'dan olduğu gibi almışlar ve burada göstermişler. Yani şunu söylüyorum Turan Bey, ortada seri üretim de yok, kurulmuş bir fabrika da yok. Bu araba yurt dışından alınıp üretilse bile rekabetçi üstünlüğü yok. 2 milyona bile satamazlar. Çünkü sıradan araba 1 milyon olmuş durumda Türkiye'de artık. Hocam resmi sosyal medya hesaplarından, YouTube kanalından TOG'un bir şeyler paylaştılar. Dikkatinizi çekti mi? Turan bir Bey, iki üretim var gibi. İçinden görüntü gelince fabrikada çalışanlar ahan size açılışın yapılan TOG'un fabrikası budur. Ne alet var, ne edevat, ne bant var, ne üretim var. Tam tersi çalışıyoruz ortalıkta diye görüntüler gelince paniklediler. Bakın o kadar uğraşmışlar ki kimse çekim yapamasın diye. Bir vatan evladı demek önceden bir şeyleri çekmiş kaçırmış orada. Evet. Onu yayınlayınca bunlar bu yine model ürünü İtalya'dan getirtip bize gösterdiğini ortaya çıkınca bu sefer internette dolaşan yüzlerce otomobil fabrikasından video görüntülerinden birini kırparak aham bura TOG'un üretim tesisidir diye gösterdiler. Recep Tayyip Erdoğan üretim bandının başında olmadığı sürece, üretim bandındaki o ürün sürecini görmediğimiz sürece, mühendislerle bunun konuşulmadığı sürece Turan Bey bir yalanla karşı karşıyayız. Evet. TOG, MOG yok, TOG'un sahibi de yok, 1 milyona satılacak bir TOG da yok, Türkiye'de rekabet edebilecek bir enerji fiyatı da yok. Elektrikli otonun hiçbir altyapısı yok, TOG'un hiçbir şehirde distribütörlüğü yok, online satılacak, hiçbir yerde enerji dolum istasyonu yok ve enerji o kadar pahalı ki Turan Bey, 500 kilometrelik yolu eğer yol üstünden şarj ederseniz ve 4 saat onun için beklerseniz 750 TL'ye gideceksiniz. Şu anki benzinli arabaların fiyatına geliyor çünkü Türkiye'de elektrik ucuz değil. Dolayısıyla bu da Turan Bey, sosyal konut projesi gibi TOG'a da ben ikinci jet fadıl vakası diyorum. Niye bu ikinci jet fadıl vakasıdır? Hatırlayın, bir gece 28 Şubat sürecinde sözde muhafazakarlara nefes aldırılmayan o süreçte o jet fadıl camilerde vaaz ederek, takke, cübbe giyerek topladığı paraları yandaş Kemalist kanallara dağıtarak ana haber bültenleri saatini satın aldı. Hepsi ortaklaşa canlı yayına geçti. Yeni vefat eden rahmetli ünlü futbol spikeri Halit Kıvanç programı sundu. Bütün kanallar yayınladı. Sonra bunun bir yalan olduğu, Malezya'dan getirdiği bir aracı çarşafın altına koyup daha çok dindarlardan para toplamak için sunmuşlardı. Recep Tayyip Erdoğan Jet Fadıl'ın hükümete gelmiş şeklidir. Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok Jet Fadıl'a benzeyen bir adam tipi hayatımda ben görmedim. Dolayısıyla TOG'la geçmiş olsun ikinci imza otomobil kampanyasını yapmış oldu. Böyle bir şey yok. Bir yandan dipsiz harcamalardan bahsediyorsunuz. Kontrolden çıkan enflasyonu konuşuyoruz ve seçim rüşvetleri de başladı. Kar topu gibi geliyor. Daha da gelecek gibi. Biraz önce işte şapkadan çıkarılan tavşanları anlattınız. Haliyle geleceğimize aslında fırlatılan bir füze gibi bu durum. Mali bir erozyon var ortada, değil mi hocam? İsterseniz önce bu enflasyonla başlayalım. Evet, enflasyon, çünkü geçen haftadan beri enflasyon yeni gelen rakamlardan birisi. İddiamız neydi Turan Bey? Burada da Recep Tayyip Erdoğan'ın propagandasına kanılmaması için yine uyarıyorum.
Enflasyon kontrolden çıkmıştır. Özellikle üretici enflasyonu Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor. Yani iki kategoride enflasyon var. Birisi halkımızın tüketim için almaya gittiği nihai ürünler. Bunlara TÜFE diyoruz. Bir de bu ürünlerin üretilmesi için üreticilerin ithal edip almak, kullanmak zorunda olduğu girdilerin enflasyonu var. Neyi sisteme, üretime sokuyorlar? Bize neyi üretip satıyorlar? Bize sattıkları kısım bizi ilgilendiriyor. Ama eğer kendi enflasyonları yüksek olursa onu diğerine yansıtmak zorundadırlar. Şu an TÜİK'in bu son Ekim ayında yaptığı ölçümlere göre Türkiye'nin TÜFE enflasyonu TÜİK'e göre %85'i aştı. ENA grubuna göre ise bu enflasyon %185.4, doğru enflasyon budur. Bu arada parantez içinde uyarıyorum. İTO'nun enflasyonu %108 oldu ama İTO enflasyonu doğru ölçme ihtimali yoktur. Bakın Turan Bey, TÜİK dünyanın gözlerinin önünde, hepimizin gözlerinin önünde TÜİK'te kaç başkanı görevden alındı? Bütün daire başkanları görevden atıldı. Bütün dünyanın önünde çekinmeden bizim politbüro istatistiklerimizi açıklamayanı atarız dedi. Doğru mu? TÜİK'e bunu dünyanın önünde, Türkiye'nin veri namusu, Türkiye'nin veri haysiyeti, ölçme, değerlendirme haysiyeti olan TÜİK'e bunu yapan, tümüyle yandaş adamların başında olduğu İTO'dan İstanbul enflasyonunu doğru ölçmesini bekleyebilir misiniz? Hayır. İstanbul'un enflasyonu %108 değildir. İstanbul'un enflasyonu ENA grubun enflasyonunun da üzerinde %200'ün üzerindedir. Helal olsun o İTO'ya ki kendini böyle arka plandan iyi çalışarak tartışmanın dışında tutabiliyorlar. Politbüro rakamlarını veriyorlar. Vay diyorlar, bak enflasyon İstanbul'da yüksek çıktı. Ne yüksek çıktı? %200 olanı %108 göstermeyi başarabilmişsiniz siz. Şimdi Turan Bey şunu söylüyorum. TÜİK'e bile göre %157.6 olan üretici fiyat enflasyonunu üreticiler seçimden önce, sırasında ve sonrasında TÜFE'ye aktarmak zorundadırlar ve Türk halkı elini gıdaya süremeyecektir. Bunu öğrendik. Yalnız Erdoğan bir propaganda dönemine geçiyor. O da şudur. Aralık ayında, geçen senenin Aralık ayında ve geçen senenin Ocak ayında çok özel bir enflasyon patlaması olduğu için dövizdeki fırlama nedeniyle Erdoğan şimdi dövizi sürekli kaynaklarımızı satarak kontrol altında tutmaya çalışıyor. Onun için Aralık ve Ocak'taki enflasyon artışı geçen seneye nazaran oldukça düşük kalacak. Fiyatlar yine artacak ama göreceli olarak düşük kalacak. Bu nedenle şu anki TÜİK'in 85 dediği enflasyon diyelim ki 70'lere kadar inecek. 2023 seçim ortamında TÜİK ölçmemeye devam edecek. Hükümetin bütçe açıklarına rağmen, korkunç harcamalarına rağmen, önüne gelene çeşitli başlıklar altında kredi dağıtmasına rağmen TÜİK enflasyonu ölçmeyecek. TÜİK enflasyonu seçimden sonra Türk halkına gerçeğini şamar gibi suratına indirmek üzere gizleyecek. Dolayısıyla bu ayın enflasyonu böyle oldu. Size bir şey söyleyeyim Turan Bey. Buyurun hocam. 2021 yılı için TÜİK'in ilk açıkladığı enflasyon tahmini 9.4 idi. Sonra yıla ikinci tahminini yaptı. Yok dedi, pardon dedi, 12.2 olacağını tahmin ediyoruz. Ama hedefi %7 ha. Sen hedef diye bir şey tutuyorsun, koyuyorsun. Sonra diyorsun tahmin ediyorum bu tutmayacak ama başka bir şey olacak. Ya tahmin ettiğine göre tutmayacağı bir şey hedef olur mu? Ya bir milletle böyle dalga geçilir mi? Üçüncü bir tahmin yaptı yıl içinde Turan Bey. Dedi ki pardon 9 dedik, olmayacağını anlamıştık. 12 dedik. Pardon o da olmayacak. 14.1 olacakmış. Sonra bir tahmin daha yaptılar. Pardon dediler. 18.4 olacak. Derken suratımızda şamar gibi %36'lık enflasyon patladı. Bir kuruma bakar mısınız, kuruma? Uzmanlara bakar mısınız? Sonra 2022 için de bu tahminler yapıldı Turan Bey. Hedef 7 tabii ki. Seker mi? %5'ten %7'ye çıkartmış arkadaşlar. Sonra bir tahmin yaptılar. Dalga içer gibi 7.5 dediler. Bir tahmin daha yaptılar. 7.8 dediler. Bakın 2002'den bahsediyorum. Yılın birkaç ayda bir darmadağın oluyorlar. Kuruma bakar mısınız?
Sonra 11.8 dediler. Bir 23.2'ye çıkardılar. 42.8'e çıkardılar. Bunlar tahmin. 7 dedik ama pardon, şimdi düşünüyoruz ki 42.8 olacak. En son 60.4 yapmışlardı. Şimdi daha 2 hafta önce 65.2'ye çıkardılar. 2000'in başında 7 diyen irade yılın daha son 3 ayına gelmeden 65 olacak dedi. Tahmin edersiniz ki gerçekleşme 80'ler civarında olacak. Ve bu irade bize diyor ki seçim yılında bana inan enflasyon 22.3 olacak diye rezillik bize hocam. Bu irade söylüyor Turan Bey. Ben size bir şey söylemek isterim Turan Bey bu yeri gelmişken. Şimdi tabii biliyorsunuz bu enflasyonu açıklayan ENA grup var değil mi, alternatif. TÜİK şu sahibinin sesi, şu politbüro kurumu ENA'yı mahkemeye verdi. Yani manipülasyon yapıyorsun. Halkın kafasını karıştırıyorsun diye. Mahkeme davayı açmadan kapattı bunu. ENA gruba mahkeme açamazsın, dava açamazsın dedi TÜİK'e. Türkiye'de yargıçların haysiyetli, şerefli olduğuna mı inanmamız gerekiyor buradan? Vay mahkemelere bak! Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun TÜİK'ine direniyor mu? Bilimsel özgürlüğe, bilimsel araştırmaya izin veriyor mu diyeceğiz? Hayır Turan Bey. O mahkeme açılsaydı bu bir tam bir bilimsel konu olarak uluslararası ulusal jüriye gidecekti. Bilirkişi önüne gidecekti. Bu sefer TÜİK'in nasıl enflasyon açtığı incelenecekti. Bu sefer ENA'nın nasıl enflasyon açıkladığı incelenecekti. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa politbürosu, sırlı odası bilimin ışığını açıklanacaktı. Mahkemeye dedi ki boş verin, biz bu ENA grubuna başka şeyler yaparız. Bu davayı düşürelim. Ya. Evet hocam. Hocam mali tahribat kısmını biraz açar mısınız bize? Açalım Turan Bey. Şimdi bir haber daha verelim Turan Bey. Bu seçimden sonra şimdi herhangi bir markete, bakkala girenler bildiğimiz standart mont, ceket, gömlek, evet, bir şeyi 300-400 liradan aşağı alamıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Biz 1990'larda bu resmi daha önce gördük. Bu hikayeyi çok tekrar ettik. Biz bu işin uzmanıyız. Turan Bey 500 liraya hiçbir şey alamaz durumdasın ama 500 lira diye bir paran yok. Evet. Bu son bu yılın enflasyonuyla altını çizerek ve dikkatle söylüyorum. Türkiye seçimden sonra 500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknot basmaya başlayacak. Bu ne demektir? Bu o altılan 6 sıfırlı günlere Türkiye'nin dolu dizgin gelmekte olduğunu, tuvalete gitmenin ücretinin 1 milyon 600 bin TL olarak utanılmadan zikredildiği o günlere Türkiye'nin tekrar gitmekte olduğunu gösteriyor. Hayırlı olsun, şimdiden haber veriyorum. 500 TL'lik banknotunuz 1000 TL'lik banknotunuz olacak. Bunun mesajı şudur: biz artık eskiden olduğu gibi yine enflasyonu bıraktık, saldık. Onu çözmek gibi bir gündemimiz yok. Enflasyona uygun paralar basmaya devam edeceğiz. Konu budur. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Yine enflasyonla ilgili son bir olumsuz haberimiz daha verelim Turan Bey. Unutmayın 2021 yılının enflasyonu %36 olunca sonradan tahminler tutmayınca bütün harçlar, vergiler, motorlu taşıt vergileri, emlak vergileri, cezaları sonradan ortaya çıkan gerçekleşmiş enflasyona göre güncellendi. Şimdi 2023 yılı içinde yeniden değerleme oranı nihayet elimizde var. 2023 yılında alınacak emlak vergisi, motorlu taşıt vergisi, harçlar, cezalar %123 oranında artırılacak. Bak buraya yazıyorum. Ama ne zaman artırılacak onu da söyleyeyim. Seçime giden Erdoğan her şeyi seçimden sonrasının patlayacak bombasına bıraktığı için seçime kadar bunu öteleyecek. Seçime kadar bunu %50'ler civarında tutmaya çalışacak. Seçimden sonra zaten zammın önü açılmış olacak. Dolayısıyla bu da maalesef Türkiye'nin önüne kaldı. Bu tahribatın, Erdoğan'ın modelinin bir tahribatından daha bahsedeyim ve bu çok önemli bir tahribat Turan Bey. Faiz indirimlerinin başladığı 2020'nin Eylül ayından beri Turan Bey, Türkiye'de Türk lirası pula döndü. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ama çok ilginç bir bilgiyi çok yavaşça söyleyeceğim. Üç nolu grafiğimizi de zaten siz koyacaksınız oraya.
Profesör Doktor Hakan Kara hocamız bunları çok güzel hazırladığı için sağ olsun biz de bunları kullanıyoruz. Şimdi bu üç nolu grafikte bir şey görüyoruz. Türkiye'nin faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte Türk lirasındaki seyri şöyle bir trajik bir konuyla karşı karşıyayız Turan Bey. Bir yandan korkunç bir Türk lirasında erozyon yaşıyoruz. Değer kaybediyor, pula dönüyor. Fakat enflasyon o kadar çok kontrolden çıkmış ki Turan Bey, bizim buna göre Türk liramız daha çok değer kaybetmesi gerekiyor. Diyebilir ki takipçilerimiz, bu niye böyle? Enflasyon çok düşünce bir ülkenin para birimi niye değer kaybetmelidir? Cevap veriyorum. Şundan dolayı, siz dünya ile entegre olmuş bir ekonomideyseniz, sizin ülkenizdeki hayat pahalılığını dünyaya yansıtamazsınız. Çünkü çorap satan tek ülke siz değilsiniz. Sizin gidip de İngiltere'ye, kardeşim ben sana daha önceden 2 pound'a çorap satıyordum, şimdi bu 3 pound oldu deme şansın yok. O zaman der ki teşekkürler, başka ülkeden alacağız. Nitekim şu an Türkiye'ye dendi bu. Dendi ki Çin tipi mal üretiyorsun, Afrika tipi mal üretiyorsun, fakat Türk lirası enflasyon o kadar kontrolden çıktı ki hala ürettiğin ürünler pahalı, o Türk lirası daha da değer kaybetmek zorundadır. Şu trajediye bakın, şu çıkmaz sokağa bakın, şu karanlık yapıya bakın. Zaten bir adamın bir doları 18.6 olmuş ama enflasyon o kadar çıldırmış gidiyor ki buna göre bugün Türk lirası 1 doların 30 TL'nin üzerinde olması gerekiyor. 30 TL'nin üzerinde olması lazım. Aksi takdirde Türk lirası bu haliyle bile %15 civarında daha değerli Turan Bey. Peki diyeceksiniz ki tamam anladık. Enflasyon oranında iktidar neyimiz var neyimiz yok satıyor savıyor ve o dövizi tutmaya çalışıyor siyaseten. Ne mahsuru var? Cevabını veriyorum. İşte Türkiye'nin dış ticaret rakamları bu nedenle çöktü. İhracat bu Türk lirasına rağmen durma ve gerileme patikasına girdi. İthalat kontrolden çıkmış bir şekilde artma sürecine yeniden girdi. Bakın size Ocak-Ekim arasındaki rakamları söyleyeyim Turan Bey. Bu modelde tam tersi olması gerekirken iddiaları oydu çünkü. İhracatımız %15 artarak 210 milyar dolara çıkarken ithalatımız %40 artarak 300 milyar dolara çıktı. Yani aradaki dış ticaret açığı bunların elindeki bu beceriksiz ve ihanet modelinde %169 artarak 100 milyar dolara geldi. Yıl bittiğinde 120 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı taşınamaz bir yük üzerimizde olacak. Şunu söylemiş oluyoruz. Yine böyle zincirleme sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki tamam bunu da anladık. Model zincirleme tahribat yaparak devam ediyor. Bu kadar dış ticaret açığı ne anlama geliyor? Dağlar gibi biriken ve bir gün birileri tarafından ödenmesi gereken borç dağlarına dönüyor. Dolar ne olacağını tahmin edelim. Halkın elindeki dövizlerin nasıl alınacağını tahmin edelim. Ülkenin nelerinin daha satılarak dövize döndürülmek zorunda olunacağını tahmin edelim. Ve bir şey daha. Siz ülkenizde üretilecek şeyi dışarıdan ithal ederseniz, yani 200 satıp 300 alırsanız, 200 milyar dolarlık satıp 300 milyar dolarlık alırsanız yurt dışına 300 milyar dolarlık istihdam imkanı yaratıyorsunuz demektir. Kendi ülkenizde 100 milyar dolarlık istihdam imkanı yaratmak yerine o malı aldığınız ülkelere buyurun siz insanınıza üretim yapın, istihdam yaratın, bize satın demiş oluyorsunuz. Böyle bir zararı daha var. Ama ben şimdi bu şeyleri zincirleme anlatıyorum ki Turan Bey, halkımız bunu bir yerde bozulan dengenin zincirleme devamında neleri tek tek bozacağını sistematik olarak aklında tutabilsin diye. Hocam 3 Kasım'da AKP iktidara gelişinin 20. yılını kutladı. Erdoğan da tabii haliyle mesajlar verdi. Ama sanki ülkeyi 20 yıldır yöneten, tek başına yöneten bir iktidarın lideri değilmiş de 20 yıl öncesinden mesaj veriyor gibi bir durumu vardı. Çok güzel. Simit hesabı, çay hesabı yaparak devralan iktidarında Turan Bey, 20 yıl önce Erdoğan'ın 3 Kasım'da iktidara geldiği gün Türkiye'nin o %85 ortalamasındaki enflasyon oranlarını,
Türk halkı bedelini ödeyerek bir IMF programının eşliğinde, bir Avrupa Birliği reformlarının eşliğinde bir pozitif beklenti ve Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak olumlu algı nedeniyle %20'nin altına düşürmüştü. O gün 1,5 TL idi 1 dolar. Dolar 1,5 TL'den 18,62'ye gitmiş. Türkiye'nin %19 olan enflasyonu da gitmiş %185'e çıkmış. Erdoğan'ın düşürdüğü durum bu maalesef. Fakat orada bir şey söyleyelim. Bedeli ödenmiş, olumlu sonuçlarının hızla geldiği bir ortamda Devlet Bahçeli o koalisyonu niye bozmuştur? Ve o Devlet Bahçeli bugün o yaşayan insan kadavrası bugün Türk halkının kaderini belirlemeye devam etmektedir. İşte gördünüz TOG'un açılışında birbirlerine ana avrat sövenlerin hepsi Erdoğan'ın arkasında ip gibi dizilmişlerdi. Doğu Perinçek o Devlet Bahçeli'nin yanındaydı. Dindarlarına hayırlı olsun, milliyetçilerine hayırlı olsun, yobazlarına hayırlı olsun. Bütün Ergenekon görüyorsunuz, Ergenekon iradesi Erdoğan'dan öyle şeyler beklemektedir ki bütün Kemalistleri, bütün PKK'cıları alayını tutmuşlar, onun arkasında sıraya dizmişler. Bunu umarım benim ortak gönül bağım olan Atatürkçü dostlarım umarım bunu anlıyorlardır. Kendilerine Kemalist diyenlerin Atatürkçü olmadığını umarım anlıyorlardır artık. Onlardan kurtulmamız gerektiğini umarım anlıyorlardır. Kemalistler Atatürkçü değillerdir. Kemalistler kapalı toplumcu, Bağızcıdırlar. Kendilerine modern ayrıcalıklı rejim istemektedirler. Halkın geri kalanına ikinci sınıf vatandaşlık statüsü istemektedirler. Biz ne kadar talep edersek, ne kadar izin verirsek o kadar yaşayabilirsiniz demektedirler. Halkımızın bunu reddetmesini istiyorum. Bakın Turan Bey bir veri yayınlandı. Son derece önemli. Dünyada duygusal sağlık konusunda bir araştırma yapılmış. Gallup yapmış bu araştırmayı. Gallup ünlü bir kurumdur biliyorsunuz bu tür araştırmaları yapan. Gallup'un yaptığı araştırmaya göre şu veri olan ekonomik buhran içerisinde dünyada duygusal sağlığı en büyük tahribat geçiren ülke. Üç nolu tablomuzda bunu gösterebiliriz. İlk 10 ülkenin içerisinde Türkiye 6. sırada. Bakınız birinci sırada Afganistan var, anlayabilirsiniz. Taliban'ın eline düşmüş, tahrip olmuş, yok olmuş, gitmiş. Lübnan'ı anlayabilirsiniz. Devlet yok, borçlarını ödeyemiyor, perişan durumda. Ama böyle bu dünyanın içerisinde Türk toplumu 6. sırada ağır bir psikolojik çöküş yaşıyor. Derin bir yoksulluk yaşıyor, güvencesizlik yaşıyor. Siyasi baskılar, temel hak ve hürriyetlerin kaybını yaşıyor. Nitekim böyle olmasını gayet anlayabiliriz Turan Bey. Bugün itibariyle net asgari ücret biliyorsunuz 290 avro civarında, 290 dolar civarında ve enflasyonu da %184.7 civarında. Böyle bir ülkede bir halkın ayakta kalması mümkün değil. 5 nolu grafiğimizi verebilirsek orada Turan Bey, orada Türkiye'nin asgari ücret liginde nasıl bir sömürgeye maruz kaldığını çok iyi göreceğiz. Bakın aylık brüt, netinden bahsetmiyorum. Aylık brüt asgari ücret konusunda Türkiye, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'la mukayese ediliyor. 2016 yılından bugüne kadarki dönemi mukayese ettiğimiz zaman manzara şöyle Turan Bey. Yani çok geriye gitmeye gerek yok. Tek adam rejiminin kurulduğu ortamdan bahsediyoruz. 2016 yılında asgari ücreti Türkiye, Yunanistan hariç diğer ülkelerin tümünün üzerinde. Burada görülüyor. Yani bu Polonya'nın, Macaristan'ın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın üzerinde. Niye bu ülkeleri alıyorum Turan Bey? Bize çok benzeyen, aynı kategoride, aynı ligde oynadığımız ülkeler çünkü. Aradan geçen 7 senede 2022 itibariyle Türkiye'de aylık brüt asgari ücret bu ülkelerin tümünün altına düştü. Bakın o kırmızı okla gösterilen Türkiye'dir. 2016 yılında Yunanistan'ın altında yaklaşık 530 dolarlık bir euroluk bir asgari ücretle başlıyor. Ve günümüzde az önce söylediğim gibi 300 avronun altına düşmüş. Biz asgari ücretle bütün bu ülkelerin gerisine düşmüş durumda. Asgari ücretle hiçbir hayat kurtarma şansı yok. Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorsun. Kepçe enflasyon oluyor. Orada evet. %50 artış yapıyorsun.
%100 bir enflasyon bindirip 3 ay geçmeden verdiklerinin tümünü geri alıyorsun. Bunun sonucundadır ki bakın Turan Bey, Türkiye'nin bir numaralı gündemini söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı gündemi beslenme sorunu, biliyor musunuz? Bakın nerelere düştük. Nerelere düştük. İnsani standartlar tek tek düşe düşe düşe, o halkımız diyorlardı ya, başımızı sokacak ev var, yiyeceğimiz gıda var, Allah'a şükür Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Şimdi olay nereye geldi? Çocukları beslenemez, prematüre, zihni geri kalmış hale düşmüş durumda Turan Bey. Her gün geçmiyor ki aileler feryat etmesin, besleme kabına bir şey koyamamışlar. Çocuk diğer çocukların yanında kabını açamıyor. Ve bunu gören muhalefet bir önerge verdi. Yahu şu ülkede artık konu aldı başını gidiyor. Gıda krizi, beslenme krizi yaşanıyor. Öğle yemeği verilsin diye MHP'lilere yedirmekten, AKP'lilere yedirmekten kaldı mı? Beşli çetilere yedirmekten kaldı mı? Tarikatlara yedirmekten kaldı mı? Ergenekon çetelerine yedirmekten kaldı mı? Büyük sermayeye transfer etmekten kaldı mı? Saray eşrafına vermekten kaldı mı? Reddettiler. Çocuklar şu an açlıkla okullarına gidip geliyorlar. Çok dramatik bir durum karşı karşıyayız. Bakın çok komik bir haberi verdi. Kim verdi? Erdoğan'ın kendi kanalları verdi. Erdoğan'ın lehine olur zannederek verdiler. İyi mi? Mont kredisi verilecekmiş Duran Bey. Mont, mont. Kış geliyor. Kış geliyor. Mont alamazlar. Bunlar zaten doğalgazda yakamayacaklar. Bunlar ölürler, ölürler diye mont kredisi veriliyor. Erdoğan ailesini ziyaret edemeyecek çocuklara. Annenizi gidin görün yılda bir iki defa. Aha size 1.000 lira yol parası veriyorum diye arsızca söyleyebildi bu ülkede. Üniversite öğrencileri ailelerini ziyarete gidemez hale düşürülmüş. Bakın şunu söyleyelim Turan Bey. Unutma ey Türkiye diyerek bunu söylüyorum. O ülkede elektrik faturalarını ödemedikleri için fare zehiri içerek yan yana ölen 4 kardeşin hikayesini biz okuduk bu ülkede. Yaşadık. Çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan babayı ben şiirini yazdım. Meydanın ortasında kendini yakan, ben böyle çocuğumun karşısına gidemem diye kendini yakan babayı biz burada konuştuk. Eşi pazara gidelim dediğinde cebine elini attığında sadece 2 TL bulan boynu bükük babaları, kocaları gördük. Ve Emine Akçay'ı hatırladınız mı Turan Bey? Adana'da yoksulluk içinde yaşıyordu. Çocukları üşüdüğü için oduncudan 6 liralık odun aldı. Ben de çocukluğumda yaşadım bu manzarayı. 6 liralık odun aldı. Bir gün ya yeterdi ya yetmezdi. O gece ya yeterdi ya yetmezdi. Islak olduğu için o odunları becerip yakamadı. 7 aylık kızı soğuktan sürekli ağlıyordu. Son çare 6 yaşındaki oğlunun eline saç kurutma makinesini verip Emine Akçay yan odaya geçti. Orada kendini intihar etti. Bu ülkede bu kışın bu hikayelerden kaç tane duyacağız? Ve bırakın halkı, şu ülkeye umut olacak bu muhalefet Ergenekon'un önlerine koyduğu yapının içinde kalmak mecburiyetinde hissettikleri için kendilerini halkın yanına geçemiyorlar. Ergenekon'a isyan edemiyorlar. Bu yapıyı reddediyoruz, hepinizi bunun altında boğacağız ve halkın iktidarını kuracağız diyemiyorlar. Ahmet Davutoğlu şeytanca susuyor. Ali Babacan şeytanca susuyor. Meral Akşener bulduğu Ergenekoncu partisine dolduruyor. Bir şey söyleyeceğim ve herkesin vicdanına emanet edeceğim bunu. Hayatı Recep Tayyip Erdoğan'la geçen bir doktor var. Doktor Turan Çömez. Hakkında davalar açıldı. Şu dava, bu dava mağdur edildi. Haksızlıklar yapıldı. İngiltere'ye kaçtı. Yıllarca orada yaşamak zorunda kaldı. Sizin benim gibi. Gördüğüm kadarıyla da muhalif tutumunu, direncini sürdürdü. Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi mahkemesi Turan Çömez'in dosyalarını kapattı ki Turan Çömez bir gecede döndü geldi Türkiye'ye? Soruyorum Türkiye'ye. Turan Çömez'in mahkeme dosyalarını kapatacak yargı var mıdır? Turan Çömez kime ulaşmış da bu dosyalarını kapattırabilmiştir ki Erdoğan sesini çıkartmamaktadır? Ve ne olmuştur ki Erdoğan'ın yanındaki bu adamı şimdi Meral Akşener partisini almıştır. Ve şu an binlerce insan gördünüz mü Doktor Çömez döndü gör siyaseti diyor. Ben de başka yere bakın diyorum. O ülkede Erdoğan'ın iznini almadan kimse o dosyaları kapatamaz.
Ve önümüzdeki dönemde bakalım Turan Çömez Türk milletine nasıl bir katkı yapmak üzere dosyaları benimkini de kapatsınlar o zaman. Benim dosyalarımı da kapatsınlar. O hırsız Erdoğan'ı meydan meydan lime lime edeyim o zaman. Görsünler muhalefet nasıl yapılır. Görsünler ülke nasıl dönüştürülür. Bizi yasaklı tutan Erdoğan, Turan Çömez'in dosyaları ve ben bu soruyu sorduğum için Doktor Turan Çömez beni bloke etti Twitter'da. Cevap vermek yerine çıksın halkın karşısına cevap versin. Nasıl pazarlık yaptı, neyin pazarlığını yaptı, niçin geldi, niye yeni partidedir ve devamında ne yapacaktır? Bunları çok yakında hep beraber göreceğiz zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Dindar Mahalle'nin bedbaht çocuğu olarak hayal kırıklıklarımı yaşadım. Ben devranımı kapattım. Sıra Kemalistler'de. Vay anasına Kemalist Atatürkçü zannettiklerimiz ne çıktı diye önümüzdeki dönemde travma yaşama kuyruğu Kemalistlere gelecek. Şimdiden hazırlansınlar. Satış dönemi, bu dönemi ticarete döndürme dönemi başladı Turan Bey. Ben sizi şunu söylemek istiyorum Turan Bey. Recep Tayyip Erdoğan simit ve çay hesabıyla gelmişti. Kaderin cilvesine bakın ki TOG yalan, sosyal konut yalan ama bir şey gerçek. Taksim'de simit dağıttı geçen. İşte bu gerçekti. 20 sene sonra kader planında simit hesabıyla geldiği ülkede 20 senenin sonunda halkını simite muhtaç hale getirdiğini, düşürdüğünü kendi elleriyle kader ona bir kez daha göstermiş oldu. Umarız Türk halkı bunu doğru okur ve geleceğini buna göre kurar. Son sözlerinizi alıp bağlayalım mı hocam varsa? Turan Bey şunu söylememiz lazım. Birincisi Anayasa Mahkemesi öğretmenlerle ilgili kanun hükmünde kararname ile atılan öğretmenleri biliyorsunuz maalesef özel eğitim kurumları kanunu diye bir şey üzerinden bir madde koydu Recep Tayyip Erdoğan. 30 bin civarındaki öğretmeni öğretmen olma hakkını iptal ederek bunları hem devletten attı, özel okulsa okullarını kapattı. Bunlar hiçbir yerde bir daha öğretmenlik yapmasın, gebersinler, ağaç kabuğu yesin diye tarihin en büyük neronluğunu yaptı. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu adamlar 7 senedir ölmeyip, intihar etmeyip, hasta olmayıp ayakta kalanlar için bu maddeyi, 4. maddeyi iptal etti Turan Bey. Bu insanların öğretmenlik hakkını ve çalışma hakkını iptal edemezsiniz diye. Şimdi göreceksiniz bunlar uymayacak buna. Recep Tayyip Erdoğan'ın yargısı buna uymayacak. Hekimlerin çalışmasına izin verdi. Neye? Çünkü Türkiye'nin sağlık sistemini çökertip Emine Erdoğan ve yandaşların sağlık sisteminin doktor ihtiyacı vardı. Halkı söğüşleyeceklerdi. Bakınız hekimleri çalıştırdılar. Hekimlerin lisanslarını iptal etmediler çünkü Emine Erdoğan ve yandaşları zengin olmak zorundaydı. Bugünkü Sağlık Bakanlığı'nın hastane zinciri ayakta kalmak zorundaydı. Onlara dediler ki siz buralarda sömürülün. Gidin 10 alacağınız iş için bir alın, sevildiğinizi bilin. Normalde ölüme terk edilmiş hekimlersiniz. Yurt dışına da gidemediniz zaten, kaldınız elimize. Biz size ne verirsek elimizi de öpeceksiniz, çalışabiliyorsunuz çünkü. Ama aynı şey öğretmenlere yapmamışlardı. Şimdi buna uymayacaklar. Tabii ki Türkiye'nin öğretmenlerinin maaşları Turan Bey, İlkokul mezunu bekçilerin altına düşmüş durumda. Öğretmenler okullardan sonra geceleri ikinci iş yapmak zorundadırlar. Türkiye'nin öğretmenleri yok olmaktadırlar. Kitap alamamaktadırlar. Okumaya zaman bulamamaktadırlar. Öğretme motivasyonu bulamamaktadırlar. Ve kendilerini geliştirme imkanı kalmamaktadırlar. Türkiye'nin öğretmenleri öğrencilerini eğitecek kapasiteden hızla uzaklaşmaktadırlar. Onun için öğretmenler bir eylem yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu eylemlerinde ilgili öğretmenleri siyasi iradenin kulu, özür dilerim, köpeği haline getirmek üzere bir yasal düzenleme, özel eğitim kurumları üzerinde yeni bir operasyon yapılıyor şu an. Ve bunun derhal iptal edilerek öğretmenlik mesleğinin hem onuruyla oynanmaması isteniyor, hem de ücretlerinin hak ettiği yerde düzeltilmesi isteniyor. Bu bir. İkinci son sözümü çok kısaca söyleyeyim Turan Bey. Ankara'nın karanlık koridorlarında yeni pazarlıklar yapılıyor. Ben burada kaç defa söyledim. Dedim ki, Türkiye'nin 2019'daki yerel seçimleri içimizdeki demokrasi ateşini kıpırdattı. Doğru mu? Doğru. Yenebiliriz. Alabiliriz. Türkiye eğer bütün büyük şehirleri aldıysa sadece HDP'nin katkısıyla aldı. HDP'nin katkı vermediği hiçbir yeri alamazlardı. HDP'nin katkı vermediği Bursa'yı, Balıkesir'i de AKP'ye bu yüzden kaptırdılar zaten.
Çünkü oralarda anlaşmadılar. Anlaşmak istemediler. Şimdi yerel seçimlerde umudumuzu yeşertirken HDP'nin reyini alan Meral Akşenerler, Ahmet Davutoğulları, Ali Babacanlar, Temel Karamollaoğulları, Bay Kemaller şimdi HDP'nin olduğu hiçbir yerde yokuz diye diretiyordu ve ben de haftalardır bunlara yükleniyordum. Diyordum ki şunu bile diyemiyorsunuz. Arkadaş, biz Recep gibi TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkartmıyoruz. Arkadaş, biz Recep Tayyip Erdoğan gibi Abdullah Öcalan'ın tefsirini devlet televizyonlarında yapmıyoruz. Sahra mahkemeleri kurup ön kapıdan sokup arka kapıdan aklamış olarak toplumun içine sokmuyoruz. Biz Türk halkının seçerek milli iradenin egemenliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip yemin eden o bayrağın ve çatının altındaki insanlarla görüşürüz. Görüşmezsek halkımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlık olur. Biz Recep gibi dağlarla görüşmeyeceğiz. Biz halkımızın seçip meclise gönderdikleriyle görüşeceğiz. Demeniz lazım diyorduk. Demiyorlardı. Ne oldu Turan Bey? Geçen hafta Adalet Bakanı'nın eşliğinde AKP ekibini gönderdi. HDP ile oturdu. Neyi konuştu? Konu bu. Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş'ta yaptığı pazarlığı bir kez daha yapıyor. Selahattin Demirtaş bu pazarlığı reddetmişti. Seni başkan yaptırmayacağım, seninle pazarlığı reddediyorum demişti. Bunun karşılığını hapiste ödüyor. Şimdi tekrar HDP'ye gitmiş. Diyor ki Erdoğan'ın önünü açarsanız HDP kapatılmaz. Hepiniz de seçilirsiniz. İşbirliğini bizimle yapmazsanız HDP kapatılır. Kürt halkı rey veremez hale düşürülür. O gece bir kapkaranlık gece çöker Güneydoğu'ya, Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere. Bunu kabul ederlerse ayakta kalmak üzere havuç politikası veriyorlar. Şimdi böyle bir ortamda muhalefetin gidip, çünkü niye? Çünkü Meral ablanın partisine Ergenekoncular pozisyonu almış, altını çizerek söylüyorum. Ergenekoncular muhalefetin içine yerleşmiş olarak Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Muhalif medyanın içine yerleşmiş olarak Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan HDP ile çalışırken, görüşürken Büyük Millet Meclisi çatısı altında onları veri almayan, muhatap almayan ama yerin seçimi onun yardımıyla kazanan Meral Akşenerleri, dinci ortağını, liberal ortağını, hepsini protesto ediyorum. Hepsini kınıyorum. Bu koşullarda kimse Brezilya'daki zaferi getirecek, Amerika'daki zaferi getirecek şekilde Erdoğan'ı yenecek bir büyük liderliği ve heyecanı Türk toplumunun önüne koyamaz. Üzgünüm, Türkiye'nin muhalefeti adını koymadan Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor bugün. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le karşınızda bu ekranlarda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.